Avrupa'da bunun şoku yankılanmalarla halen devam ediyor. Yani yüzlerce, binlerce yankılanmayla devam ediyor. Yani tam bir panik havası var. Fransa da bir matem havası. Yani bir dehşet, dehşetin arkasında şu an matem, şu an ölü evi gibi Fransa. Göstermemeye Evet, çalışıyorlar ama ölü evi öyleler. sakinliği var yani. Evet. Ve çünkü okullarda öğrenciler, herkes soruyormuş hocalarına, yazıyorlar, yana yakıla anlatıyorlar. Hocam siz bunları anlatıyorsun ama Harun Yahya da bunu söylüyor. Ki bu kitaplarda bunu söylüyor. Ne diyorsunuz diyorlarmış. Onlara cevap veremiyorlarmış. Cevap verememelerini de eğitimsizliklerine bağlıyorlar. Fosilleri biz binlercesini ortaya koyduk. Yok bu fosil mi diyeceksin sen? Biz diyoruz ki bir tane ara fosil getir diyoruz. Yani kendi kastettiğin ara fosillerden bir tane getir. Yok diyor. Biz diyoruz ki yaşayan fosiller var binlerce elimizde, milyonlarca. Al sergiliyoruz diyoruz. Buna ne diyorsunuz? Buna da ses yok diyor. Hocam Allah Teala Kur'an'da ve cealna minhumul qirade vel hanazir. İsrailoğullarından bahsederken bugünkü malum Evet. bazı kesimlerden Evet. bahsederken biz onlardan bir kısmını maymuna ve domuza çevirdik. Bazen aklıma gelir. Siz Evet. açıklama getirin. Yani Allah'ın tarihte domuza ve maymuna çevirdiği insanların fosillerinden birisinin kafatası olabilir mi? Bu Darwin'in eline aldığı başka hiçbir gerekçesi olmadığı, ilmi gerekçesi olmadığı bir maymun kafatası, onlardan birisinin kafatası olabilir mi? Şimdiye kadar öyle tek bir tane fosil bulunamadı. Yani bulunan fosiller ya gibonlara ait ya maymun cinslerine ait. Yani o tarzda bir fosil bulunmuş değil. Yani ara fosil olan bir fosil bulunmuş değil. Yani Evet. tek bir tane öyle fosil yok. Yani net varlıklar bunlar. Mesela ya goril cinsi, ya şempanze cinsi, ya gibon cinsi. O cins hayvanlara ait. Zaten iskelet yapılarından da bu açık açık anlaşılıyor. Evet. Yapılarından anlaşılıyor. Bu şu an asrımızda da öyle. Ya bunlar ciddi şekilde insanı andırır görünüm olarak. Peki hocam, siz çok büyük ilmi çalışmalar yapıyorsunuz. Müthiş bir ekibiniz var. Allah'a hamdolsun. Allah korusun. Bir Hristiyan aleminin ya da Yahudi aleminin ilim adamı olsaydınız belki bugüne kadar birkaç defa Nobel ödülünü alırdınız. Ya da her sene benim kanaatime göre siz aday gösterilirdiniz. Hiç düşündünüz mü aday gösterilmediğiniz için üzüldünüz mü ya da gösterilmeyi beklediniz mi? Bu ödülü hiç arzuladınız mı? Sizin için bu ödülün bir değeri var mı? Bu ödülü biz inşallah ahirette Allah'tan umuyoruz. İnşallah Allah'ın rızasını alırsak bu ödül Nobel tamam ödülü olmuş yerine olacak. Allah'ın ödülü diyorsunuz. Evet, inşallah. İnşallah. Allah hayırlısını versin inşallah. Dünyada benim çalışmalarım çerçevesinde kitapları ışığında en çok görsel yapım yapılan kişisiniz. Yine bu çalışmaların başında da siz varsınız. Çok değerli ekibiniz var. Görsellik sizce bu kadar çok önemli mi? Tabii görsel beyine hitap eden bir şey. Mesela bir insan bir resmi kolay kolay unutamaz. Yazıyı belki unutabilir ama özellikle etkileyici bir resmi unutamaz. Ve hafızaya bu yardım anlamındadır. Hafızaya yardım etmek çok önemlidir. Resimler hafızaya yardımdır ve çok iyi akılda kalmasını sağlar. Evet. Ben değerli izleyicilerimizden beni mazur görmelerini rica ediyorum. Yani ben sıradan birçok insanla röportaj yaptım. Binlerce insanla röportaj yaptım. Hocamın karşısına gerçekten çok heyecanlıyım. Heyecanımı Estağfurullah. bağışlasınlar. Vallahi Estağfurullah. soracaklarımı unutuyorum. Ben hiçbir zaman kağıt kalem kullanmadım programlarımda. Size karşı kağıt kalem kullanıyorum. Estağfurullah. Onda şaşırıyorum. Beni mazur görsünler. Maşallah. Evet. Çalışmalarınıza özellikle hazırladığınız belgesellerde insanları daha çok düşünmeye sevk ediyorsunuz. Akıl erdirmeye sevk ediyorsunuz. Akıllarını çalıştırmaya sevk ediyorsunuz. Çoğu zaman da sonunda bunu Allah'ın bir ayetiyle ya da birkaç ayetiyle süslüyorsunuz. Bu metodu neden seçtiniz? Eskiden insanlar Kur'an'ın hayattan kopuk olduğunu zannediyorlardı. Halbuki Kur'an hayatla iç içedir ve her olaya ve her şeye bakar ve her şeyi anlatır. Bunu ispatlamak aynı zamanda bir de Kur'an'ın derinliklerini, etkileyici yönünü, hikmet yönünü insanlara daha kapsamlı sunma amacı. Bu amaçla. Peki hocam, birçok televizyon kanalının belki sahip olamadığı teknik beyine önce, sonra teknik imkanlara sahipsiniz. Karasal yayını olan bir televizyonunuz yok. Evet. Bu imkansızlıktan mı doğdu? Bugüne kadar buna vakit mi
etmediniz, vakit mi ayıramadınız? Ben şuna şahidim, yani yerellerde belki fahri olarak Türkiye'de en çok kanala siz sahipsiniz. Fahri kanal sahibi Harun Yahya'dır. Çünkü belgeselleriniz çok izleniliyor. Bizim can kurtaranımızdır. Bizim kanalımızda 24 saat Harun Yahya'nın belgeselleri girer. Biz bununla da gurur duyarız. Gerçekten doğru şeyler koyduğumuzu, hiçbir zaman bıkmadığını görürüz. Hiçbir izleyicimiz bir gün dememiştir. Bu belgeselleri kesin. Nedir bu kadar belgesel yayınlıyorsunuz? Nedir bu Harun Yahya? Hiçbirisi demedi. Fatiha suresini günde 40 defa namazda okurlar ya Müslümanlar. Hiçbir zaman bıkmazlar. İlk okudukları zaman sanki ilk defa okuyorlar. Maşallah. O şevkle herkes izler sizi, dinler. Siz bu noktada böyle bir ulusal televizyon kurmayı düşünmediniz mi? Bütün Müslüman cemaatler, bütün dindarlar hepsi kardeşimiz. Onların kanallarının hepsi bizim kanallarımız zaten. Evet. O yüzden ona gerek duymadım. Çünkü asıl seyredilen de mahalli kanallardır. Çünkü oranın ruhunu, oranın yöresel özelliklerini, ananelerini, örfünü ve geleneklerini daha iyi yansıttıkları için genellikle en çok onlar tercih edilir. Allah'a çok şükür onlar da zaten bizlere kollarını sonuna kadar açmış durumdalar. Yani maşallah. Siz diyorsunuz bir kanalımız olacağına maşallah. Yüzlerce kanalımız olsun. Evet, elhamdülillah. Evet, peki elhamdülillah, çok şükür. Hocam geçmişe dönüp baktığımız zaman basının bir kesimi, ulusal derler ya, beni mazur görün, ben çok fazla ulusal demiyorum. Ulusalcılık bu değildir, ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yaygın basın diyorum. Yaygın basın sizinle çok uğraştı. Aleyhinizde çok program ve propaganda yaptı. Bana göre bu sizin reklamınızı daha çok yaptı. Daha çok sizi tanıttı. Tanımayanlar da tanıdı. Size göre bütün bunlar sizi ve çalışmalarınızı nasıl etkiledi? Hani Kur'an'da diyor, وَاَسَنْ تَكْرَهُ شَيْءٍ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Yani hoşunuza gitmeyen şeyler vardır, sizin için daha hayırlıdır. Bu sizin için daha hayırlı mı oldu? Buraya bir girelim. Peki tabii ki çile insanı çok olgunlaştırır, derinleştirir, şevkini artırır. Öbür türlü Allah eskisi insanı durgunluğa itebilir. Veyahut performansında belki azalma olabilir. Ama bu tip saldırılar ve baskılar akıl almaz bir şevke, akıl almaz bir heyecana, akıl almaz bir ataklığa sebep olur. Adeta benzin etkisi yapar. Evet. Çok çok faydalıdır Müslüman'a yapılan baskı. Yani kor ateşe körük gibi. Kor ateş normalde yanar ama körük hızlandı mı, ne kadar körük şiddetliyse o kadar şiddetli alev çıkartır. Evet. Bendeki etkisi de o şekilde oluyor. Peki hocam bu süreçte en çok kimin desteğini arzuladınız ve en çok kimden destek gördünüz? Tabii ki Allah'ın desteğini. Allah-u Teala da desteğini gösterdi. Evet. Kısa ve öz tek. Evet, maşallah. İnsanlardan kimseden bir şey beklemediniz. Yok. Elhamdülillah. Maşallah. Siz öyle bir yere sırtınızı dayamışsınız ki ondan sonrası yok. Maşallah. Hamdolsun. Çok şükür. Peki. Müslümanların, Allah Resulü buyuruyor ki Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Hiç şüphesiz bu karalama döneminde Müslümanlar da harekete geçirildiler. Müslümanların üzerinde de bir baskı oluşturdular. Onlar da mutlaka sağda solda konuşmaya başladılar. Aleyhinize propagandanın yapıldığı bu dönemde dilinden emin olmadığınız bir kesim oldu mu? Tabii ki Müslümanların da bir kısmını olumsuz yönde etkilediler. Onlar da böyle büyük basının sözlerini kesin kanıt gibi, kesin delil gibi ele alabilirler. Mesela ben bazen konuşuyorum, söylüyor falanca gazetede böyle bir haber vardı diyor. Bu niye böyle diyor. Kardeşim o falanca gazete diyorsun ama o açıkça Darwinist, materyalist ve ateist. Adam açık açık söylüyor ve gayri ahlaki düşünceyi alenen yayıyor. Ve alenen teşvik ediyor zaten adam. Ben zaten onların eleştirdiği şeyleri yapıyor olsam, gerçekten yapıyor olsam zaten sorun olmaz ki. Adam onu biz yapmadığımız için zaten rahatsız. Yani biz Darwinist, materyalist olsak, onların iddialarında dedikleri gibi yapmış olsak zaten gece gündüz gazetelerinde öyle insanlar reklamını yapmıyor mu bu adamlar? Yapıyorum. Zaten iftihar ediyor da öyle adamlar. Evet. Takdir ediyorlar zaten. Adam iftihar eder, takdir eder. Darwinizme, materyalizme, ateizme karşı olduğumuz için ve samimi Müslüman olduğumuzu gördükleri için ve ciddi tehlike olarak gördükleri için, hatta bir numaralı tehlike gördükleri için bu kadar kapsamlı bir saldırıya gerek duyuyorlar. O zaman iltica derken yani eşittir Harun Yahya diyorlardı.
Demek ki öyle kastediyorlardı. Samimi bir Müslümana mürteci diyorlar bugün. Evet. İrtica demeye de güçleri yetmiyor. Çünkü bilimsel yönden, ilmi yönden bir kodunu bükemedikleri bir kişiye irtica da diyemiyorlar. Sözde kalıyordu. Deseler bile sözde kalıyor. Özde dediklerini çürütüyordunuz. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Evet. Yani önce şeriatçı örgüt kurdu dediler. Evet. Ondan sonra ümmetçilik propagandası yapıyorlar. Hiçbirini tutturamadılar. En sonunda çete diyelim dediler. Evet. Onunla da tutturamadılar. Şantaj yapıyor dediler. Ondan da tutturamadılar. Kokain içiyor dediler. Ondan da tutturamadılar. Hepsinden rezil kepaze oldular. Hepsinin yalan olduğunu ispat ettim hukuk.